Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videosunda birlikte JavaScript'i kullanarak nesne tabanlı bir çarpım tablosu projesi yapacağız. Ve ihtiyacınız olabilecek bazı detaylardan bahsedeceğim. İyi çalışmalar. Çarpım tablosu projemiz için yeni bir klasör açalım. Örnek projeler klasöründen boş proje şablonu ve kütüphane klasörünü kopyalayalım. Yeni oluşturduğumuz proje klasörüne yapıştıralım. Projemizin adı çarpım tablosu. Şimdi bu proje dosyasını Visual Studio Code ile açalım. Geliştirmek için hazırız. Ön izlememizi açalım. Bir metin kutusuna girilen bilgiye göre çarpım tablosu oluşturacağım için önce bir metin kutusu nesnesine ihtiyacım var. Buna txt sayı diyelim. İsimlendirme yaparken başına txt ifadesi koydum. Bunun benim için anlamı, bu değişken bir metin kutusu nesnesi taşıyacak. Böylece projemin içerisinde değişken sayısı arttığı zaman ben değişkenlere baktığımda hızlı bir şekilde içlerinde taşıdıkları bilgiyi anlayabileceğim. Bu da algoritmamın daha anlaşılır ve daha kolay geliştirilebilir olmasını sağlayacak. Şu anda tanımladığımız değişken içerisine hiçbir bilgi aktarılmamış. Bunun içine nesneyi start fonksiyonunun içerisinde aktaracağız. Bu değişkeni burada tanımlamamın sebebi ben bu değişkeni hem start fonksiyonunun içinde kullanmak istiyorum hem de başka bir fonksiyon oluşturursam onun içerisinde de kullanacağım. Eğer bir fonksiyonun içinde tanımlasaydım, o fonksiyonun süslü parantezleri dışında bu değişkene ulaşamayacaktım. O yüzden bütün fonksiyonların dışında bu değişkeni tanımlıyorum. Denemek için print txt sayı yazalım. Print fonksiyonu ile konsola bilgi gönderebiliyoruz. Undefined değişkene daha önce bir bilgi aktarılmadığını ifade ediyor. İstersek bunun içine başlangıçta boş da tanımlayabiliriz. Böylece değişkenin içi undefined yerine boş olacak. Ya da sayı ise bunu sıfır olarak tanımlayabiliriz. Tanımlarken başlangıçta içinde bir değer taşıması için. Arka plan rengi bu sefer beyaz olmasın. Sayfa nesnesi nokta rengi white smoke olsun. Şimdi oluşturduğum değişkenin içerisine bir tane textbox nesnesi oluşturup aktaralım. Textbox nesnesinin ilk içeriği 8 olsun. 8 bir sayı ama textbox nesnesinin içeriği metin olduğu için 8'i tırnak içerisinde yazdım. Tırnaksız olarak da yazabilirdim. O zaman da text sayı nokta text değişkeninden bilgiyi geri almak istediğimde bana metne çevrilmiş olarak verecekti.
Biz tırnaklı olarak kullanalım. O bilginin metin olduğunu bilelim. Nesnemi konumlandıralım. Soldan 50 piksel. Ve yukarıdan 50 piksel olsun. Bir başlık verelim. Nesnenin genişliğini biraz azaltalım. 130 piksel olsun. Bu satırda txt sayı değişkeninin içerisine bir textbox nesnesi aktarılmış. Ama bundan önce txt sayı değişkeni içeriği sıfır olduğu için bir sayıydı. Sayı tipinde bir değişkendi. JavaScript'te bu çok önemli değil. Bir değişken tanımlayıp içine bir sayı aktarıp daha sonra içine başka bir veri tipi aktardığınızda değişken otomatik olarak bunu kabul ediyor. Ama çoğu programlama dilinde değişkeni tanımlarken hangi tipte olduğunu önceden belirtmeniz gerekir ve sadece o tipte bilgi aktarabilirsiniz değişkenin içine. Burada da sıfır bilgisini aktardıktan sonra txt sayıyı number olarak, yani bir sayı tipinde bir değişken olarak algılamış. Eğer bir metin yazsaydım burada, bu sefer bir string tipinde bir değişken olarak algılayacaktı. Şimdi bir butona ihtiyacım var. Buton için bir değişken tanımlayalım. btn ile başlasın. Soldan 50 piksel boşluk bırakalım. Yukarıdan bu nesnenin altında olmasını istiyorum. 10 piksel boşluk bırakmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Nokta tap. Yukarıdan olan boşluk. Bu nesnemin adı neydi? Txt sayı. Nokta tap. O nesne ile yukarıya olan mesafe artı txt sayı nesnemin yüksekliği artı ne kadar boşluk bırakmak istiyorum? 10 piksel. Bakalım, 10 piksel boşluk bırakıp altını butonu yerleştirdik. Bir matematiksel hesap yaparak başka bir nesnenin konum ve boyut bilgilerini kullanarak buton nesnemizi konumlandırdık. Ben daha sonra mesela txt sayı nesnemi konumunu değiştirdiğimde buton nesnesi de onunla birlikte hareket ediyor. Çünkü ona göre hesaplayıp konumlandırdık buton nesnesini. Ama buton nesnesinin left'ini txt sayı nesneme göre konumlandırmadım. O zaman txt sayı nesnemin sola olan mesafesini değiştirdiğinde buton değişmeyecektir. Eğer onda da değişmesini istersem onda da diyebilirim. Sayı txt sayı nesnesinin left ile aynı olsun. O zaman sadece bu nesneyi değiştirdiğimde buton nesnemin de onunla birlikte hareket ettiğini göreceğim. Buton nesneme basıldığında bir fonksiyon oluşturalım. Çarpım tablosu oluştur diye bir fonksiyonu çağırsın. Onu da şurada oluşturalım. Ve şimdilik print
çarpım kablosu oluştur diyelim. Ve tıkladığımda çarpım tablosu oluştur yazdı. Demek ki butona basıldığında fonksiyonum çağrılıyor. Burada bilmemiz gereken bir mantık var. Bir değişkene bilgi aktarmadan önce o bilgiye ulaşamayız. Mesela ben burada var deneme değişken eşittir 10. Bir değişken tanımladım. Bu satırdan önce bu değişkene ulaşmaya çalışırsam değişkenin içindeki bilgiye ulaşamam. Bu satırdan sonra ulaşmaya çalışırsam içeriği 10. Peki burada alt satırda tanımladığımız bir fonksiyona ben üst satırdan nasıl ulaşabiliyorum? Şöyle, bu algoritma ilk çalıştırıldığında sırayla bu değişkenler oluşturuluyor. İçerisine aktarılacak bir bilgi varsa aktarılıyor buradaki kodlar. Bu satıra sıra geldiğinde start isminde bir değişken oluşturuluyor ve içine bu fonksiyon aktarılıyor. Ama çalıştırılmıyor. Sadece kullanıma hazır hale getiriliyor. Daha sonraki satırda loop ve çarpım tablosu oluştur değişkeni yine oluşturuluyor ve içine bu fonksiyon yapısı atanıyor. O zaman çarpım tablosu oluştur fonksiyonu kullanıma hazır hale geliyor. Sonuna kadar gittikten sonra bütün sayfa yüklendiğinde ve kullanıma hazır olduğunda start fonksiyonu çalıştırılıyor. O zaman start fonksiyonunun içindeki kodlar çalışmaya başlıyor. Bu aşağıdaki fonksiyonlar çoktan tanımlanmış ve içlerine bu bilgiler, fonksiyon yapıları aktarılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş oluyor. O yüzden ben burada çarpım tablosu oluştur fonksiyonunu çalıştırabiliyorum. Eğer ki bu çarpım tablosu oluştur fonksiyonunu start fonksiyonunun dışında çalıştırmaya kalksaydım, o zaman bunun bir fonksiyon olmadığını söylüyor bana. Niye? Sırayla çalışırken daha bu oluşturulmamış. Ama eğer ben bunu bu fonksiyonun tanımlandıktan sonra aşağıda çalıştırsaydım, o zaman ne olacaktı? Yine çarpım tablosu oluştur fonksiyonu çalışmış olacaktı. Bakın, 10 yazısı çarpım tablosu oluştur yazısından sonra, yani bu çalıştırıldığı içerik yüklendikten sonra en son her şey hazır olunca start fonksiyonu çalıştırıldı ve start fonksiyonunun içinde deneme içerisinde 10 sayısı olan değişken yazdırıldı. Şimdi benim bir alana daha ihtiyacım var. Bu çarpım tablosunu oluşturacağım ama bunu nereye yazacağım? Bunun için bir nesne koymam lazım. Etiket nesnesine yazdıralım. Bunun için de label çarpım tablosu isminde bir değişken oluşturalım. Ve bu değişkenin içeriğine label çarpım tablosu eşittir create label diyelim ve oluşturuldu. Şuna ihtiyacım yok artık. Denemek için yazmıştım. Konum olarak yine metin kutusunun sağında 10 piksel boşluk bırakarak konumlandıralım. Nasıl yapacağız? Nokta tab yukarıya olan mesafesi sayı txt sayı ile aynı olsun.
Sola olan mesafesi ise txt sayının sola olan mesafesi txt sayının genişliği artı 10 piksel olsun. 10 piksel biraz az oldu, 30 olsun. Label nesnesinin kapladığı alanı görmek için bir renk verelim. 51 genişliği var. Mesela bu genişliğin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. ...270 pikselmiş bu genişlik. Ayrıca burada konsoldan mesela txt sayı nokta txt eşittir deneme yazdığımda nesnenin içeriğini değiştiğini görüyoruz. Canlı olarak da bu kodları çalıştırabiliyorum. Ya da txt sayı nesnemin direkt ismini yazarak içeriğinde neler olduğunu görüntüleyebilirim. Mesela kodda bir hata yaptığımız zaman diyelim ki buton oluştur değişkenindeki büyük O'yu küçük O yaptık. Çok göze çarpmayan bir hata. Bunu çalıştırdığımızda burada buton oluştur diye bir şeyin olmadığını bize söylüyor. Ve bunun 38. satırda olduğunu belirtiyor. Ama hata ayıklamayı ben şurada yapmanızı öneriyorum. Burada hata ayıklamak daha kolay. Mesela burada bir hata aynı şekilde söylüyor. Ama üzerine bastığımızda kodun hangi satırda hata oluştuğunu da bize gösteriyor. Ve hatanın ne olduğunu gösteriyor. Yine burada konsolda koda ulaşabiliriz. Mesela txt sayı nokta txt eşittir deneme dediğimizde buradaki txt'nin içeriğini değiştirdik. Ya da txt sayı bir değişkenin ismini yazdığımızda o değişkenin içeriğini görebilirsiniz. Bu bir text box nesnesi ve içinde bu elemanlar varmış. Mesela color, white, element, font size 20, opacity 1 gibi özellikleri var. Mesela burada bir özellikle değişiklik yapalım. Mesela neydi? Color white'de txt nokta color eşittir yellow diyelim. Ne oldu? Buradaki renk yellow oldu. Ben tekrar bu nesneyi içeriğini yazdırdığım zaman bu sefer color'ın yellow olarak değiştiğini göreceğim. Bu ara bir incelememiz için güzel. Burada elements'ten bu kütüphanenin HTML kodlarını otomatik yazdığını, CSS kodlarını otomatik yazdığını söylemiştik. Bu kodları da incelemek için mesela buton kodunu HTML'de nasıl oluşturmuş? Hangi stil kodlarını kullanmış? CSS dosyasından hangi stil özellikleri geliyor bu nesne için? Bunlar nasıl birbirleriyle bağlantı kurulmuş? Buradan inceleyebilirsiniz. Kapatalım. Orada yaptığım değişiklikler yenilediğim zaman gitti. Oradaki değişiklikler geçici olarak değiştirmiş oldum. En son ne yapmıştık? Bir hatamız oluşmuştu. O hatamızı düzeltelim. 38. satırda O'yu büyük harfle yapacaktık.
Evet, hatamızı düzelttik. Şunu da silelim. Şimdi çarpım tablosu oluştur. Benim birden 10'a kadar 8 sayısını birden 10'a kadar çarpacağım. O zaman benim bir döngüye ihtiyacım var. Birden başlayacak. 10'a kadar devam edecek. Her seferinde enin içeriğini bir arttıracağım. Evet. Bu döngümün içinde önce işlemin nasıl görüleceğini işlem diye bir değişken oluşturup içine atayalım. İ çarpı işareti artı ben sayı metnini istiyorum. 8. Text'te sayı nesnesi nokta text özelliğinin içeriği şu anda 8 eşittir. Bunu işlem değişkenine atadım. Şimdi bu işlem değişkeni her döngüde tekrar oluşturuluyor ve içine bu bilgi ekleniyor ve döngü sonlandığında eğer bu bilgi kullanılmazsa yok olur bu bilgi. Her seferinde yeni bir bilgi oluşturuluyor. Şurada kullanalım. Deneme amaçlı olarak çalıştıralım. Ne oldu? 8 bilgisine ulaşamadı. Ne? Text'te sayı nokta text. Neden? Çünkü şu fonksiyon burada çalıştırılmış. Textbox nesnesi oluşturulmadan önce. Ama şu anda var textbox nesnesi. Çarpım tablosu oluştur fonksiyonu ben şimdi çalıştırırsam 8 değeri geliyor. Zaten bunu burada kullanmayacağız. Bunu deneme amaçlı olarak buraya yazmıştık. Deneme amaçlı olarak bir tane şuraya yazalım. Start nesneler oluşturulduktan sonra çarpım tablosu oluştur fonksiyonunu çalıştıralım. Evet, bu geldi. Şimdi bir de benim sonuca ihtiyacım var. Var sonuç eşittir. O da i çarpı metin kutusu nesnesinin içindeki bilgi. Ama sayı tipine çevrilmiş olarak. Sayıya çevirmek için num fonksiyonunu kullanabilirim. Şuraya sonucu da ekleyelim. Görmek için. Ne oldu? Sonuç geldi. Eğer sayıya çevirmezsek sonuç değişmeyecektir. Ama matematiksel işlem yaparken sadece sayıya çevrilmiş verilerle çalışmayı alışkanlık haline getirelim. Başka bir programlama dilinde bu yüzden hata alabilirsiniz. Şimdi elde ettiğimiz bilgiyi label nesnesinin içine yazdıralım. Bunu nasıl yapacağız? Nesnemiz burada bir değişken olarak oluşturulduğu için hem bu fonksiyonun içinden hem bu fonksiyonun içinden ne yapılabiliyor? Çağrılabiliyor. Ve taşıdığı bilgi algoritma çalıştığı sürece kaybolmuyor. Nokta text eşittir. Şimdi ben buraya eğer işlem artı sonuç dersem ve çalıştırırsam sadece bir adet işlem görüyorum. O da son yapılan işlem. Neden? Çünkü her dönüşte text içeriği değişiyor. Benim yapmak istediğim şey text içeriğine bir şey ekledikten sonra bir dahaki tekrarda yeni bir şeyi eskisi kaybolmadan eklemek istiyorum. Onun için de artı eşit diyebilirim. Ne oldu? Üzerine ekleyerek devam etti. Hatta bir daha basarsam eklemeye devam edecek. Bir daha basarsam
sayıyı değiştirip eklemeye devam edecek. Şimdi bir şey daha yapalım. Bakın ilk taşıdığı değer de burada duruyor. Şimdi bu döngü çalışıyorsa, bu fonksiyon çalıştırılmışsa ben yeni bir çarpım tablosu istiyorum demektir. Bu döngü başlamadan önce bunun içeriğini ben boş bir metin değeri ne yaparım? Atayabilirim. O zaman ne oluyor? Sadece son yaptığım çarpım tablosunun bilgisi geldi. Eğer ben burada bir değişiklik yapıp tekrar yazdırırsam onu silinecek. Burası tekrar çalıştırıldığı için fonksiyon ve sadece 3 ile ilgili olan çarpım tablosu gelecek. Bir şeye daha ihtiyacım var. Alt satıra geçme şu an için konulmamış. Sadece nesnenin genişliği yeterli olmayınca otomatik metni alta aşağıya kaydırıyor. Bunun için de her işlem ve sonucu için bir HTML tag'i olan bir alt satıra geçmeyi sağlayan br kelimesini kullanabiliriz. Bakın br tag'i burada tabii görünmüyor. Yorumlanıyor ve o alt satıra geçmeyi sağlıyor. Burada baktığımız zaman label bunun içerisinde bakın metin br eklenmiş. O br'de bir alt satıra geçmesini sağlıyor. Bakalım. Şuna artık ihtiyacım yok. Deneme amaçlı olarak yazmıştım. Fonksiyon 2'ye ihtiyacım yok. Bunun rengi sarı. Artık onun sarı olmasına gerek yok. Evet, burada herhangi bir sayı yaptığım zaman o sayı ile ilgili bir çarpım tablosu oluşturuyor. Bu butonun da ismini değiştirelim. Neredeydi bu? Buton oluştur nokta text eşittir oluştur. Evet. Tekrar bir göz gezdirelim. Burada deneme amaçlı boşa eşitlemiştik. Boş bir metin. Mantığı anlamak için. Buna da gerek yok. 3 tane değişkenim var. Oluşturduk. Sonra start fonksiyonu. Diğer fonksiyonlar kullanıma hazır hale geldiğinde çalıştırılıyor. Sayfa rengi değiştiriliyor. 3 tane nesnem oluşturuluyor. Ve butona basınca çarpım tablosu oluştur fonksiyonu çalıştırılıyor. Şunu da silebiliriz. Bu başlangıçta bakın bir çarpım tablosu oluşturma kodunu otomatik çalıştırıyor. Böyle bir özellik istemiyorum. Başlangıçta label da yazmasın. Ne yazsın? Nokta text. Başlangıçta da boş olsun. Basıldığı zaman çarpım tablosu listelensin. Loop fonksiyonuna da ihtiyacımız yok. Onu da silebiliriz. Bu artı eşit aslında şunun aynısı. Bu daha kısa bir yazım. Buna ekleme yapıyor veya eşittir deyip bunun içeriği artı eklemek istediğimiz şey şeklinde de görebilirsiniz bazı örneklerde. Evet, projemizi tamamladık. Artık çarpım tablosu HTML dosyasına tıkladığımız zaman projemiz açılacak ve çalışır halde olacaktır. Buradaki nesneler bu kütüphane klasörünün içindeki JS ve CSS dosyalarının içine yazılmış kodlardan gelmektedir. O yüzden eğer kütüphane dosyası olmazsa mesela başına A koyalım. Kütüphane dosyasını bulamazsa algoritmanız çalışmayacaktır. Kütüphane dosyalarını yükleyemeyecektir.
Bu kütüphane dosyalarını da projenin başında kütüphanenin içinde Basic 1.3 CSS ve Basic 1.3 JS dosyasını bu HTML dosyasının içine yükleyerek kullanıma hazır hale getiriyor.